Herkese merhaba, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle kesirler konusuna çalışacağız sevgili gençler. 5. sınıfta kesirlerde kesirlerin giriş kısmını, türlerini, sıralama, sayı doğrusunu da gösterme, denk kesirler, sadeleştirme, genişletme ve işlemler bölümünü işliyorlar. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa aşağıdaki abone butonlarından kanalımıza abone oluyorlar. Yanındaki zil tuşuna basarak bildirimlerini açabilirler. Ayrıca videoyu beğenip aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Hadi kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle kesirin ne olduğunu bir hatırlayalım isterseniz. Önceki yıllardan zaten kesirin ne olduğunu biliyorsunuz. Kesir, bir bütünün belli parçalarını göstermek için kullanılan matematiksel ifadeler. Mesela burada gördüğünüz bütün olan bir kare 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Paydaya 4 yazılırdı. 2 tanesi işaretlendiği için 2 bölü 4 şeklinde gösterilirdi. Aynı mantıkla burada gördüğünüz daire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayrılmış, paydası 8. 3'ü boyalı olduğu için 3 bölü 8 olarak gösteriliyordu. Alttakine payda, üsttekine pay deniyordu. Ve bu da kesir çizgisiydi. Birazdan bunların detaylarını öğreneceksiniz sevgili gençler ama ben isimlerini başlamışken öğreteyim. Bakın birim kesir, yukarıda 1 olan bütün kesirlere birim kesir. Hatta şuradaki 1 bize ipucu veriyor. Birim, 1. Buradan aklına geliyor. Basit kesir bizim klasik olarak bildiğimiz üst tarafı küçük olan, alt tarafı büyük olan demekti. Bileşik kesir bunun tam tersi olan üst tarafı büyük, alt tarafı küçük olanlara deniyordu. Tam sayılarda ise önde bir tam sayı bulunurdu. Yani önde bir tam sayı olurdu. Birazdan bunlarla ilgili birkaç işlem daha öğreteceğim. Kesiri genel olarak bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Geçelim. İlk olarak birim kesirle başlıyoruz. Normalde iki tane sormuştum. Sonradan bir tane ekledim. Birim kesiri az önce verdim. Bakın şuradaki bir kelimesi bize ipucu veriyor. 1, 1 bölü 3 yani bütün kesirlerin en küçük parçasıdır. Mesela 1 bölü 3'ü düşünürseniz ne demektir bu? 3 parçaya bölünmüş, biri alınmış. Böyle bir bütün varmış. Birim kesir böyle gösteriliyormuş. Bunun bir tanesini aldığınızda işte bu 1 bölü 3'tür. Bu da 1 bölü 3'tür. Bu da yine 1 bölü 3'tür. Her bir parçası birim kesiri ifade ediyor. Aynı şekilde bunu sayı doğrusunda da gösterebiliyorsunuz. Bu birim kesirlerin tamamı 0 ile 1 arasında sevgili gençler. Şöyle şunu ifade ediyor. 3'e bölmüş. Biz nasıl burada bütün 3'e böldüysek bu aralığı da bütün kabul edip 3'e bölüyorsunuz. 3 eşit parçaya böldüm. Sonra her bir parça mesela şurası 1 bölü 3. Şurası 1 bölü 3. Yine burası da 1 bölü 3 oluyor. Gelelim buraya. Mesela burada bir kesir çizmiş ve bize sayı doğrusunda bir kesirin ifadesini göstermiş. Biz burada birim kesir değerini bulacağız. Kaç parça olduğuna bakman yeterli. Bak 1, 2, 3, 4, 5 parça olduğu için ne diyeceğim? Bu aralık 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5 ve 1 bölü 5 diyeceğiz. Demek ki buradaki birim kesirimiz 1 bölü 5'miş. Peki bunu şekilde nasıl gösterirsin? 5'e bölersin. Bakayım bölebilecek miyim? Yaklaşık olarak oldu. Bir tanesi 1 bölü 5. Hepsi bunların 1 bölü 5'i 15 yaptık. 1 bölü 5'i temsil ediyor. Yavaş yavaş birim kesirin ne olduğu kafana yerleşiyordur. Burada da kesirle göstermiş biz sayı doğrusunda ve kesir olarak göstereceğiz. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölmüş. Bir tanesini boyamış. Yani 1 bölü 7 basit kesirimizi, birim kesirimizi buluyoruz. Sayı doğrusunda nasıl yaparsın? Yine 0, 1 arası 7'ye bölünecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 1 oluyor. Her bir aralık 1 bölü 7 oluyor. Evet, mantığı anladın. Sana da 2 adet soru soracağım. Ve şimdi sıra sende. Her videoda olduğu gibi yine 5 saniye bekleyeceğim. Bu süre soruyu çözmen için değil, videoyu durdurman için. Durdur, çöz ve kontrol edeceğiz. Başlayalım. Birim kesirimiz 1 bölü 4. Demek ki 0 ile 1 arası 4 parçadan oluşuyormuş. 1, 2, 3, 4. 3 çizgi koyarsanız araya 4'e bölünür. Bak 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Şekil olarak bu sefer kare gibi yapalım.
4'e böldüm. Her biri 1 bölü 4, 1 bölü 4 ve 1 bölü 4'ü temsil ediyor. Bak 4 tane 1 bölü 4'ü zaten bir araya getirince ne oluyor? 4 bölü 4 yani bir tamı da bulmuş oluyorsun. Bir bütüne tamamlanıyor. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölmüş. Buradaki neymiş? 1 bölü 7. Şekilde gösterirsen uzun uzun yapmak zorunda kalacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her biri 1 bölü 7'yi temsil ediyor. Tek tek göstermeye gerek yok. Birim kesiri anladın. Çünkü bundan sonraki kısmın büyük kısmını birim kesir üzerinden anlatacağım sevgili arkadaşlar. Onun için birim kesir önemli. Evet, gelelim bileşik ve tam sayılı kesirlere. Bunlar az önce de kısaca örnekler verdiğim kesir türlerinden biri sevgili arkadaşlar. Normalde basit kesir diye bir kesirimiz vardı. Ne demiştik? Basit kesir paydası büyük olanlar. Normalde kesirlerde mesela 2 bölü 3 ya. Bunu 3'e bölemem. Nasıl? Şöyle böleyim. 3'e böldüm. Şunun ikisini boyadığımda ne oluyor? 2 bölü 3. Yani bir kesir üzerinde tamamını gösterebildiğiniz durumlara basit kesir diyorduk ya da birim kesir. İşte bazen böyle bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Bak şimdi her 5 arkadaş bir araya geldi. Her biri yarım elma yedi. Toplamda kaç elma yediler diye sorarlarsa ne yapacaksınız? Bunları birleştirirsin. Bak ben bu ikisini birleştirdim. Bir elma oldu mu? Tam çizemiyorum. Şu ikisi de bir elma oldu mu? Bir elma da bunlar yedi mi? Tamam. Bak ne oldu? İki tane elma oldu. Normalde bu kesir nedir? 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Her biri 1 bölü 2 iken ne oldu? Bak iki tane tam elma artı bir tane 1 bölü 2 olan elma oldu. Bunu da yazdığında şu şekilde yazabiliyorsun. Ve neyi elde ediyorsun? Tam sayılı bir kesri elde ediyorsun. Ya da ben böyle birleştirmem de şöyle birleştiririm hocam. Bir tane 1 bölü 2, bir tane daha 2 bölü 2, 3 bölü 2, 4 bölü 2, 5 bölü 2. Ben bunların hepsini öyle birleştiririm. Bu şekilde yazarım dersen de o zaman da bu gördüğün bütünü bileşik kesre çevirmiş oluyorsun. Olayı anladın mı? Bak bileşik elde etmek için bir araya topladın. Tam sayı elde etmek için tamamlananları bir araya getirdin. Tam kısmı buldun. Bunu da eklemiş oldun. Evet, yani bir bütünü aşan durumlarda karşılaşırsan bir bütünü aştığın zaman ya tam sayılı ya da bileşik kesirle karşılaşacaksın. Şimdi tam sayıyı ve bileşik kesri öğrendin. Şimdi de bunlar birbirine nasıl dönüştürüyor onu öğreteceğim. Hem modelleme yöntemiyle hem de pratik yöntemle öğreteceğim bunu. Modelleme dediğim aslında birim kesir üzerinden anlatmak. Az önce zaten yapmıştık. Hemen bakalım bak. Modelle bana bir tam sayılı kesir vermiş. Bileşik kesre çevireceğim. Bunu yaparken şöyle diyorum. Bak kesrimiz nelerden oluşuyor? 1 bölü 2'lerden değil mi? Bunda kesin kararlıyız. Şimdi ne oluyor? 2 tane tam varmış. Bunların her birini bir tam bir tam ayırsam. Her bir tamın içinde kaç tane 1 bölü 2 yarım olur? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bak bunlar tamların tamamı. Bak bir tam, bir tam, iki tam. Bir de bu var. 1 bölü 2 oldu mu? Bunların hepsini bir araya getirirsem ne olur? Kaç tane 1 bölü 2 var? 5 tane 1 bölü 2 var. Ve 5 bölü 2 olarak bulabilirsin. Bu birinci yol. İkinci yol ise daha pratik ve daha çok kullanışlı. Şu şekilde yapıyorsun. Burada gördüğün 2'yi öndeki sayıyla çarpıyorsun. Çarp buraya ekle yapıyorsun. Çarp ekle. Unutma çarp ekle. 2 kere 2 4. 4'e 1 ekle. 5 bölü 2 olarak pratik şekilde buluyorsun. Çarpıp yukarı ekliyorsun. İstersen bunu kullan. Tabii ki bunu kullanmanı tavsiye ederim. Hadi şimdi yine bekleyeceğim. Bu soruyu sen çözüyorsun. Evet, süren doldu. Hemen başlıyoruz. Pratik kural. Çarp. 3 kere 4 12. 1'i ekle. 13 bölü 4 olarak buluyorsun. Şöyle bir ipucu da vereyim sevgili gençler. Mesela 3 tam 1 bölü 4'ü 13 bölü 4 yazdık ya. İster bileşiği tama çevir, ister tamı bileşiğe çevir. Buradaki payda hiçbir zaman değişmez. Bunu unutma. Tamam, ne yapıyormuşuz? Pratik kural çarp ekle. Bir de tam tersini yapalım. Şimdi tam sayıyı bileşiğe çevirdik. Bir de bileşikten tama nasıl geçiliyor? Yine bunu hem modelle yani birim kesirle hem de pratik kuralla öğreteceğim. Başlayalım. Modelle gösterirken bak şimdi 8 bölü 3'ün birim kesiri nedir? Nedir? 1 bölü 3 değil mi? Bak 1 bölü 3, 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 1 bölü 3 kaç tane yazacağız? 8 tane. 1 bölü 3, 1 bölü 3.
Ben şimdi bunları bir araya getirmek istesem bak. 3 tane 1 bölü 3'ü birleştirdiğimde 3 bölü 3 olduğundan dolayı ne oluyor? 1 tam. Bu 3 tanesi de 1 tam. Geriye ne kaldı? 2 bölü 3. Bunları da bir araya getirsen topla. 2 tane tam. 2 tam. 2 bölü 3 bulursun. Mantığı anladın değil mi? Birim kesirlere ayırıyorsun. Sonra birim kesirlerin bir bütün olanlarını 1'e tamamlıyorsun. Kalanı da yanına yazıyorsun. Pratik kural. Bölme işlemi yapıyorsun. Bölmeyi bilmeyenlere bu daha güzel gelecektir ama bölmeyi bilenler için çok kolay. 8'i 3'e bölüyorsun. Hatırlarsan ben benzetme yaparken, dönüştürme yaparken ne demiştim? Payda hiçbir zaman değişmez. Onun için böyle çizgiyi çekiyorum. Paydamız 3. O kesin. 8'de 3 kaç kere var? 2 kere var. Bu 2 kere var kısmı hemen öne yazılıyor. Sonra 2 kere 3 6. 2'den 8'den 6 çıkar. 2. Keşke aynı çıkmasalardı. Bak bu kalan. Kalan üstte yazılır. Unutma. Bölüm öne yazılır. Zaten 3 değişmiyordu. Anlaştık mı? Bunlar biraz farklı çıksaydı keşke. Bir tane daha yapayım kafanız karışmasın. 10 bölü 3 yapalım. Keşke 10 bölü 3 yapsaydık. Mesela ne yapacağım? 10'u 3'e böleceğim ya. Bak 3 yine değişmiyor. Ön alttaki sayı hiçbir zaman değişmez. O kesin. 10'da 3 kaç kere var? 3 kere var. Bu 3'ü hemen öne yazıyorum. Ardından 3 kere 3 9 çıkardım. 1. Kalanı üste yaz. Anladın mı? Evet bu şekilde yapıyorsun. Yine sana da bir soru soruyorum. Biraz alanına girdim ama. Hadi dur ve çöz bakalım. Başlayalım çözmeye. 11 bölü 4 diyor. O zaman 11'i 4'e böleceğim. 11'in içinde 4 kaç kere var? 2 kere var. 2'ye 4. 8. Çıkardım. 3. Bak neydi ilk kural? 4 hiçbir zaman değişmez. Paydası değişmez. Kalan ne? 3. Onu üstte yazıyorduk. Bölümü de öne yazıyorduk. 2 tam 3 bölü 4 cevabına ulaşıyoruz. Hocam ben bunu bulmuştum zaten. O zaman test et. 4 kere 2 8. Ekle 11. Aynısı çıktı mı? Çıktı. Evet, konularımızın bu videodaki kısmı bu kadar sevgili gençler. Bir dahaki videoda denk kesirleri sıralamayı öğreneceğiz. Bir sonrakinde de işlemleri yapacağız. Şimdi bu örneği de birlikte çözelim sevgili gençler. Sayı doğrusunda gösterme ile ilgili birim kesirleri isteyen arkadaşlar durdurup çözebilirler. Ben çözüyorum. Aşağıdaki bazı kesirlerin eş parçalarına ayrılmış sayı doğrusunda gösterilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? 1 bölü 3 kesiri için sizin 0-1 arasını kaça bölmeniz gerekiyor? 3'e böl 1 al. 1, 2, 3 parçaya bölmüş. Bir tanesi mi? Evet, doğru. 1 bölü 5, 5'e bölmesi gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesi mi? Evet. 1 bölü 2, 2'ye bölmüş, 1 almış. Doğru. 1 bölü 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölmüş. Burada oysa bu neydi? 1 bölü 7 olması gerekirken 1 bölü 6 demiş. Yanlış yapmış. Cevabımız D şıkkı oluyor. Ve bir soru bölümümüze geldi sevgili gençler. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca takıldığınız bir mevzu olur, paylaşmak istediğiniz bir sorun olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.